dostlar bugün sizlere hem Livik haritasında hem de Erangel haritasında çok kolay bir şekilde rank kasma taktiği göstereceğim. Bu gösterdiğim iki rank kasma taktiğine de çok şaşıracaksınız. Ama videoya geçmeden önce sizlerden birer tanecik like birer tanecik de yorum bekliyorum. Hadi şimdi gelin taktikleri bir bir sizlere göstereyim. Şimdi ilk taktiğimizi Erangel'da göstereceğim aslında bu taktiği daha önceden göstermiştim ama bu taktiği beğenmemiştiniz çünkü oradan atladığımız zaman ölüyorduk şimdi oradan atladığınız zaman ölmeyeceksiniz ve artık çıkmak daha kolay bu taktiği yapmak daha kolay ama ilk önce bakın işaretlemiş olduğum yeşil yerlere atlıyoruz aslında ben bu taktiği daha önceden göstermemişim gibi yeni izleyenler vardır diye göstereceğim şöyle hemen oraya doğru gidip loot yapalım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman yolda planör oluyordu ama şu anda yok tamam. Bu taktiğimiz için planör garanti bulmanız gerekiyor bu arada yoksa yapamıyorsunuz. Ama hiç üzülmenize gerek yok birkaç yerde daha çıkıyor hemen oraya geçeriz burayı lootladıktan sonra. Bu arada harita yüklenmedi heh geldi şimdi kendisine. Şimdi sahile doğru giderken karşıya bir tane drop çağırmış rakipler. E bize bir tane güzel silah lazım ki daha iyi rank Bilelim O yüzden hemen ne olacaksa olsun diyorum. Gördüm. Hayırdır lan hayırdır drop'u gördüm bize hemen ateş etmeye başladın Arkadaşlar olabilir bunun O yüzden hemen drop'u alıp buradan kaçmam gerekiyor Ne varmış oy Tamam tamam en iyi silahları bulduk zaten Şöyle 4x'i de alalım şunları atalım Tamam geri alalım bunu. Tamam tamam. Şu anda çok süper oldu. Tek eksiğimiz planör. Onu da hemen bulacağız şimdi. Tamam. Hemen son eksiğimiz olan planörü de bulduk. Şimdi bundan sonra ne yapacağız biliyor musunuz? Normalde bu planörlerin benzini yarıya kadar ya. O yüzden bir ileride benzin istasyonu vardı hemen oraya gidelim, gidelim fullleyelim bakın tam buradan şimdi bu taktiğimizi zaten daha önceden gösterdiğim için biliyorsunuzdur ama bilmeyenler için söyleyeyim planörü alacaksınız ve uçan balonlar var ya normalde bu balonların üzerine hiçbir şekilde ne paraşütle atlayabiliyorsunuz ne uçan dene zorla çıkabiliyorsunuz bunun üzerine sadece planör yardımıyla çıkıyorsunuz ama sizler için bu taktiği daha kullanışlı ve daha kolay bir hale getirdim şurada rakipler var mı ya? Birisini öldürmüştük ya orada. Neyse biraz kasmaya başladı. Galiba rakipler var etrafımızda. Ateş etmeye başladılar. Umarım aracımız patlamadan karşıya doğru gideriz. Evlerin içerisinde de rakipler var. Oo, şu anda çok kötü yakalandık. Yapacak bir şeyim de yok. Devam ediyorum artık aha yanmaya başladı. Canımız da gidiyor bu arada. Tüh tüh tüh. Keşke öbür taraftan gelseydim ya. Burada rakip olacağını düşündüm ama bu kadar rakip olacağını düşünmemiştim. Neyse kaçtık galiba ya. Daha vuramaz, vuramazlar diye düşünüyorum. Tamam tamam kaçtık. Heh, şimdi taktiğimize gelecek olursak karşıda balonlar var. Ve mavi alanda buraya doğru kapanacak gibi gözüküyor. O yüzden hemen bu balonlardan en sonuncuya doğru gideceğiz. Var ya planöründe canı bir kaldı ya Bir tane daha mermi değseydi ölecektim Ama demek ki şansımız varmış Bu taktiği yapabilecekmişiz O yüzden hemen bakın dikkatli dikkatli izleyin beni burada Şöyle geliyorum bakın balonların olduğu yere. Eskiden mesela direkt balonların üzerine atlamaya çalışıyordum bayağı bir yakınlaşıp ama artık buna gerek yok. Yeni balon özelliği var ya bakın direkt buradan atlasanız bile balon özelliği yardımıyla bu şekilde inişinizi kolaylaştırabilirsiniz. Ve mesela buradan mavi alan dışarısına kaldınız ya eskiden aşağıya inemiyordunuz ve şimdi bu balon yardımıyla aşağıya da inebiliyorsunuz. Yani rank kasmanız çok kolay oldu artık. Bu taktiği de daha önceden benden önce düşünenleriniz varsa yorumlara bekliyorum. Şurada bir tane bot gördüm. Hemen bunu öldürdükten sonra 3 kilimiz oldu. Gayet güzel. Ama biraz mavi alanın dışarısında kalacağız gibi gözüküyor. Şu anda karşıdan bir tane araç geçiyor. Aa, arkasından da bir araç geliyor. Neyse dur bunlar sesten dolayı buraya gelirler diye tahmin ediyorum. Durma orada be durdu mu bilmiyorum ama arka taraftaki nerede? Ha o da bana doğru geliyor bu arada. Bu nereye gitti? Bu gitti. Sen dur lan bari. Durdu mu bu? Durdu galiba orada. Ha, aynen durdu. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Buna tuzak hazırlayalım. Direkt kulübeye doğru gitsin. Bizi orada sansın. Ve biz de buradan öldürürüz. Bu da burada durdu. Tamam. Aha bu hemen kulübeye geçmiş zaten. Hemen bunu öldürelim tamam. Hatta aşağıya gitmesin arkadaşı kurtarmasın buna. Hatta buz diğer M416'sı falan varmış. Tamam bu gitti. Şimdi arkadaşını veyahut da başka rakipleri bekleyelim. İçeride bir var. Aynen 17. Ha bu da kaçtı. Tüh kötü oldu. Şuradan birisi mi çıkacak acaba? Aynen. Kardeşim geliyor sana bir tane tamam. Öldürelim hemen bunu da arkadaşı kaldırmasın. Zaten tam oraya gidiyordu arkadaşı da. Şu anda gördüğünüz gibi başka gelen giden hiç kimse yok. Bizim dışımızda da 10 kişi kaldı. Aşağıdan aslında bir sesler geliyordu ama rakip kaçtı mı, başka yere mi gitti bilmiyorum ama şu anda gördüğünüz gibi mavi alan dışarısında kaldık ama hiç üzülmeye gerek yok. Rank kasmaya hala devam edebilirsiniz çünkü balonumuz var artık. Hatta acaba karşı balona balon yardımıyla uçarak gidebilir miyiz? Ha, gidemedik. Ulan ikinciye bassaydık bence yukarıya doğru giderdik. Bunu bence deneyin sizde. Biz de şuraya köşeye bir yere inersek tamam. Buradan devam ederiz rank kasmaya. O evlere doğru geçiyor. Aha bir ses geldi arkadan. Tamam. Bu acaba balonun altındaki rakip olabilir mi? Galiba oydu ya. Kıyafetleri ona da benziyordu. Şu karşıda birileri var. Gördüm birisini. Kaç kişi geliyor lan bunlar. Neyse ilk şunu düşürelim. Bir gitti. İki gitti biz gittik ikinci olarak <laughs> Nasıl burada anlamadım Ben düşürmem lazımdı şimdiye kadar Spreyi kötü attım demek ki Ama gördüğünüz gibi bu taktiği yaparak ikinci olduk ve artı 77 rank Kasma puanı elde ettik bence gayet Güzel bu taktiği Erangel'da kullanarak Fatih olmaya kadar gidebilir Rankınız bence bu taktiği kullanın Şimdi geçelim Livik haritasındaki taktiğimize Şimdi Livik haritasında göstereceğim taktik aslında çok basit ya yapılması oldukça kolay Direkt mesela şuradan midsteğinden loot yapıp uçan dinozoru alacağız Daha sonrasında da rank asma yerimize gideceğiz ve oradan rakipleri kolayca da öldüreceğiz Evet şu anda ufak tefek tutumun yaptım. Dürbün bulamadım. Holo buldum bir tane kendime. O yüzden bize yeter gibi geliyor şu anda. Fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Taktiğin ne kadar güzel olduğunu göstermek istiyorum sizlere. Hatta karşı biraz da rakip var. Hemen neyse buradan dinozoru alacaksınız bu şekilde. Şimdi ileriye doğru gideceksiniz. Şimdi ileriye doğru gittikten sonra da mit'in karşısında bu şekilde radyo direği var ya bu radyo direğine bakın bu şekilde gelip geri geri tam köşesinde dinozorla birlikte inmeniz gerekiyor. Şöyle hemen indik. Şimdi direkt bundan indikten sonra arka tarafa buraya düşüyor karakter ve buradan da kolayca rakipleri öldürebiliyorsunuz. Hatta şimdi rakiplerin gelmesini bekleyip test edelim burayı. Göremiyorlar rakipler bizi. Ama bir süre sonra mesela birkaç kere vurdunuz, birkaç kere vurdunuz, kaçırdınız. Ondan sonra tabii ki rakipler görüyor. Aha şuradan gelenler var. Hoş geldin kardeşim. Hemen güzel bir zamanlama. Tamam gitti. Arkadan da arkadaşı geliyor bunun. Gel bakalım kardeşim sen de. O kayalıktan illaki çıkacaksın. İşte dürbün olsaydı daha kolay bir şekilde öldürürdünüz buradan rakipleri. Hatta M24 kartı olsan tek olsa daha da rahat öldürebilirsiniz rakipleri. Ama mesela bu şekilde de öldürebiliyorsunuz ya rakipleri. Mesela iki düştü. Belki bunların bir arkadaşı daha bunları kurtarmaya gelebilir. Hemen neyse öldürelim biz bu arka taraftakini. Bu kalsın şu anlık. Diğer arkadaşı da buraya saklandı. Aslında buradan kafaya vurabilir miyim ben bunun? Neyse kendimi riske atmayacağım şu anda ya. Zaten dinozor da geldi buradan. Hoş geldin kardeşim. Aa karşıdaki beni görmüş. Tamam tamam tamam. Yüz yüz arkadaşları söyledi bu arada. Neyse inelim bu kadar yeterli. Hatta buradan bakabilir miyiz? Yok çok tehlikeli. Tehlikeli aşağıya inelim. Ölmeyiz merak etmeyin. Hemen şöyle yavaş 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 aşağıya doğru inelim. T-Rex'te yan tarafta acaba T-Rex'i alıp muraş yapsam? Şu anda aklıma böyle bir fikir geldi. Böyle yılan gibi, yılan gibi sessizce T-Rex almaya gidelim. Şimdi şu karşı tarafı sisledim. Rakip şu anda kulübenin içerisinde. Hemen T-Rex'i alırsam ben bunu öldürürüm. Tamam. Aa, nasıl ölmedi bu? Ulan normalde var ya. T-Rex'in tırnağı bana öldürüyor ama rakibi ezdim ezdim bir türlü ölmüyor ya. Bak yine ölmedi. Ulan ölümsüz olmuş ha rakip. Şuraya bak neyse. Karşıdaki rakipleri öldürdü. Bakalım bunları ezebiliyor muyuz? Acaba güncelleme geldi ezemiyor muyuz artık? Yo ezdik mesela bunu. Başka bunun arkadaşı da var yan tarafta bir yerde. Aynen. E bunu da ezdik. E ki rakibi nasıl ezemedik biz? Çözemedim ama Livik haritasındaki rank kasma taktiğimiz de bu şekildeydi. Direkt o radyo direğinin çatısına çıkıp oradan kolayca rakipleri öldürebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi 6x veya da M24 kar 98 falan almanız gerekiyor yanınıza. Daha kolay rank kasabilmek için. Evet dostlar bugünkü videomuz da buraya kadardı. Böyle daha fazla rank kasma videoların devamının gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup tüm bildirimlere açıp katıp atıp yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere.